Endüstriyel piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün doların uzun süredir bahsetmiş olduğumuz düşüş trendine girdiği ve bundan sonraki süreçte de aylarca hatta 2-3 yıl boyunca dolar TL'nin değer kazanabileceğine yönelik söylemlerimizi tekrar ederek burada bu sürecin nasıl olabileceğini, nasıl gelişebileceğini sizlerle başka yatırım enstrümanlarındaki görüntülerle anlatmaya çalışacağım. Tabii ki teknik analiz dediğimiz şey geçmişte oluşmuş fiyat hareketlerinin gelecekte de olabileceğini farz eden, tahmin eden bir analiz yöntemidir. Oldukça da güvenilir sonuçlar verdiğini artık dünyada bilmeyen yok. Teknik analizsiz yatırım yapmak açıkçası risk yönetimi çerçevesinde değerlendirdiğimizde dünyanın en büyük riskini alıyorsunuz anlamına gelir. Teknik analiz yapmıyorsanız. Tabii ki çok büyük bilgi kaynaklarınız yoksa güvenilir tabii ki bu anlamda. Veya onun ötesinde siz büyük riske girmek noktasında tamamen o kadar zor kazandığınız paraları çok rahat heba edebileceğiniz bir takım söylemler üzerinden, tüyolar üzerinden veya televizyonlarda uzmanları seyrederek veya herhangi bir kaynaktan çok emin olamadığınız bir bilgiyi alarak çok zor kazandığınız paraları çok rahat heba ediyorsunuz anlamına gelecektir. Yani televizyonlar diyoruz, bakın televizyonlardaki uzmanlardan bahsediyoruz. Her yerdeki uzmanlardan bahsediyoruz. Tabii ki herkesin bir bu noktada emeği çalışması söz konusu ama siz karar verirken bir uzmanın söylediğine göre hareket ediyorsanız o uzmanı bir kere tanıyor olmanız lazım. Sonuç itibariyle başarılarını, başarısızlıklarını biliyor olmanız lazım. Veya bu uzman hayatında acaba bir lot bile herhangi bir enstrümanı alıp satmış mı bunu biliyor olmanız çok önemli. Çünkü birilerinin söylediğine göre hareket ediyorsanız aslında büyük risk alıyorsunuz. Tamamen her şeyinizi o uzmanın söylediği doğrultuda değerlendirmiş oluyorsunuz. Tabii ki karar yine sizin ama sonuç itibariyle maalesef uzmanların yorumlarına baktığımızda da ne görüyoruz? Bir yerde iki yönlü yorum verildiğini görüyoruz. Eğer fiyatlar buraya giderse şu olur, şuraya gitmezse şuraya gelir, şuraya yakınlarsa şuraya gider. Tabii ki bu bir yorum değil. Asla bir yorum değil. Bu olsa olsa iki yönlü yol haritası olur. Yani burayı kırmazsa şuraya gidecek, şurayı kırmazsa buraya gidecek. Eğer tabii ki yapabiliyorsanız burayı kırmadı, evet şimdi aşağıya gelecek diye düşünüyorsanız bu sefer aşağıyı kırmasını beklemeniz gerekir. Eğer aşağıyı kırmıyorsa, yukarı gidiyorsa ne olacak? Yine iki yönlü yorum yapılmasına rağmen sonuca gidemeyeceksiniz. Önemli olan yukarı giderken o hareketi yakalamanız, o kısa vadede trade etmeniz veya büyük bir trend kırılıyorsa çok büyük hareketleri yakalamanız veya aşağı geldi, tamam şimdi aşağıya kırıyor, ben aşağıya kıracağı için satıştan kazanayım diyebilirsiniz. Ama kırıldığını nasıl teyit edeceksiniz? Dolayısıyla bunların hepsi, bakın iki yönlü yorum değil, iki yönlü görüş olsa da ki genelde böyledir. Şuraya giderse buraya gider, buraya gitmezse şuraya gelir, şuraya da düşer. Veya şuraya düşmezse yukarı gider gibi. Bunlar bile ne kadar kafa karıştırıyor farkındasınız. Yıllardır 29 yıllık piyasa tecrübem var. Ve aynı zamanda trader'ım, dünyanın her enstrümanında alıp satım yapıyorum. Bu ister istemez
nasıl hareket etmemiz gerektiğini, dünyanın başarılı traderlarının neler yaptığını, ortak özelliklerini başarılı traderlarının hepsinin grafik bakıyor olması. Sistemli, disiplinli bir şekilde. Benim de kendi geliştirdiğim, dünyada hiçbir yerde görmedim, rastlamadım. Sistemlerim, disiplinlerim var. Yol haritalarım var ki biliyorsunuz başta Excel tablolarım var. Tabloları görüyorsunuz. Bu tablolar her piyasaya yönelik ama aynı zamanda bakın yani sanal paralar da olmak üzere aynı zamanda hala geliştirdiğim, hala çok iyi sonuçlara doğru giden saatlik, 4 saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık bir takım kendi geliştirdiğim indikatörlerin verilerini buraya yükleyerek her gün tek tek baktığım çalışmalar ve bana saatlik, günlük, dakikalık, aylık, haftalık, yıllık nasıl hareket etmem gerektiğini gösteren çalışmalar bunlar. Olabildiğince de biz kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü sonuçta dünya dönüyor. Dünyanın dönmesi demek zamanın geçmesi demek. Zamanın geçmesi demek ne demek? İnsanoğlunun ilerlemesi demek. Güneş doğudan doğdu, batıda battığında tekrar doğacak. Ve doğduğunda da sürekli dünya dönmüş olacak ve sürekli yol kat etmiş olacak. Eğer bizler yol kat etmezsek sonuca hiçbir zaman varamayız. Ve çok uzatmadan şimdi size bir ortalama göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu ortalama altın fiyatlarının aylık trendini bize gösteriyor. Ben altın fiyatlarının 2011 yılında 1920 dolarlardan 1100 dolarlara düşecek dediğimde çok bariz, çok ciddi bir tepki aldığım dönem vardı. O dönem yanılmıyorsam neredeydim? Anadolu Bank'ta çalışıyordum. Anadolu Bank'ta, Anadolu Yatırım'da araştırma direktörüydüm. Ve gördüğünüz gibi çok uzun yıllar düşüş oldu. Ve yaklaşık 2014-2013'te de altın fiyatlarının artık dip yaptığını, o 1050 dolar, 1150 dolar gibi hedefim vardı. 1150 dolardan sonra 1180, 1140 gördüğünüz gibi şu bölgede oldukça uzun süreli bir dip yaptı. Ve artık o tarihten sonra da altın fiyatlarının yükseleceğine bahsettik. Hatta bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Gram altının 2013-2014'te dip yaptığını 74-80 bölgesinden 75-80 bölgesinden gram altın alıp kenara atmanın çok ciddi kazandıracağını 3-4 yılda sık sık dile getirmiştik. 75 seviyesinden 80 seviyesinden 160'a kadar çıktığını da gördük. Bu ara o beklenti bize sık sık paylaşmış. Bu ara tabii ki altın fiyatların oldu, dünya altın fiyatları. O süreç boyunca yatay bir seyir seyretti. Yani yataydan kastım yukarıda 1380, aşağıda 1044. Ama ortalaması 1180-1200 dolar civarında oldu. Şimdi yaklaşık geçen yıldan beri de artık altında bir rally başladığını, ciddi bir kırılmanın olduğundan bahsettik. Bakın bu ortalamayı görüyorsunuz. Bu ortalama arkadaşlar. Bu ortalamayı söylemeyeceğim. Kaç günlük ve hangi kaç aylık, kaç haftalık ortalama söylemek istemiyorum çünkü yanlış anlaşılmasın. Belki bu noktada kızan da olur, yani ne olur söylesen gibi de mutlaka düşünen de olacaktır. Söylemek istemiyorum çünkü açın grafiği, bakın kaç günlük ortalama olan deneme yanılma yoluyla başlayın yapmaya derim. Şimdi buradan yola çıkarak evet gördüğünüz gibi bu ortalama en son ne zaman kırılmıştı? 2013 yılında o büyük çöküşte kırılmıştı. Ve sonrasında bu ortalama 2013'te bakın bu 2013'teki o çöküşü dakika dakika saat saat kırılma olduğunu %10 taban olduğu günde dakika dakika paylaşmıştım kırılmayı ve bu çöküş gerçekleşti. Şimdi son 1,5 yıldır da dip yaptığını ve yavaş yavaş artık 2 yıldır da daha doğrusu dip yaptığını yavaş yavaş yükselişin başladığını söyledik. Şimdi tepe dip analizi yaptığımızda bu tepenin bu tepeyi geçtiğini, 2014'teki tepeyi geçtiğini, 2016'da diplerin de yavaş yavaş birbirinin üzerinde olmaya başladığını, yani 2016 dibiyle 2015 dibiyle 2016 dibinin birbirinin üzerinde 2016'nın ortasındaki tepenin de daha önceki tepeyi geçtiğini, bakın yükselen trendler oluşmaya başladığını söyledik. Ve bu yılın ortasında da gördüğünüz gibi Temmuz Ağustos'ta da yaşanan o güçlü yükselişle birlikte beklediğimiz o yükselişle birlikte ne oldu? Yaklaşık 2013'te
2014'te, 2015, 2016, 2017'nin ortasına kadar adeta görüyorsunuz pembe bölgeyi. Bu bölgenin altında altın fiyatları aslında dip yaptı, düşüşler yaşadı ve bu süreç böyle devam etti. Ve 2018-2017 ortasına itibaren bu ortalamanın üzerine çıktık, görüyorsunuz. Ve altın ne kadar güçlü. Şimdi bu dipleri, tepeleri düşündüğümüzde buradan gelecek olan alış nereye geçecek arkadaşlar? Klasik olarak yükselen bir trend ihtimalinden bahsedecek olursak. Bu trendi şöyle yapalım. Çok uzatmak da istemiyorum. Ne olmuş? Trend kırılmış. Yukarı hareket başlamış. Aylık. Yani bu aylık bir grafiktir. Yani önümüzdeki aylarda aslında altın fiyatlarında trend halihazırda nereye devam edecek? Bir Andreas Piçver çatalık çizelim yapalım. Ama elimize manuel yapmış olalım. Bakın. Kademe kademe. Şimdi dip, tepe, bu tepeyi geçtiği için gelecek olan satış bu dibin üstünde olacaktır. Gelecek olan bundan sonraki alışlar şu tepeyi geçecek. Yani biz bu yıl içinde büyük ihtimalle altın fiyatlarında hemen tabloya dönüp bakıyorum. Bakın, bu da bizim yol haritamız. 1453. İlk etapta 1380, sonra 1453. Yıl ortasında büyük ihtimalle 1453'ü görüp üzerinde kapanışlar görüp yıl sonuna kadar 1653 seviyesine kadar, bakın 1653 seviyesine, şöyle yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aldığımızda tabii marjları da bilmek gerekir burada. Yani 1600'lere kadar 1580, 1530, 1453, 1453 ve 1538 yıl ortasına kadar rahatlıkla görebileceğimizi tahmin ettiğimiz bölgeler. Yani şu seviyenin üzerine, yani 1375'in üzerine görebileceğimiz süreç başladı. Neden? Aynı zamanda bakın, görüyorsunuz adeta fiyatlar bu ortalamanın altında gitti. Uzunca bir süre kaldı. Ama artık ne başladı? Yükseliş başladı. Ve bu ortalama yavaş yavaş dönmeye başlayacak. Bu ortalamanın yavaş yavaş dönmesi demek ne demek? Bakın arkadaşlar. Bu ortalamanın yavaş yavaş dönmesi rallinin başlaması demek. Uzun bir süre şurayı tepe nokta kabul ediyoruz. Ve burayı adeta altın fiyatlarının iki kısmı olarak düşüş dönemi, dip dönemi olarak ama uzun süreli dinlenme dönemi olarak görüyoruz. Şimdi ben bunu altınla ilgili de yorum yapmış olduk. Gram altında yalnız dediğim gibi arkadaşlar çok bir şey beklemiyorum, onu söyleyebilirim. Çünkü yeterince beklentilerimi karşıladı. 2,5 yılda %100'lük yükselişi yakaladık. Şimdi bu grafiği attım. Dönüyorum. Geçmişteki tabii altın fiyatlarının hareketi bu. Şimdi geçmişteki bir tane daha şöyle alalım. Hemen şöyle alıyorum. Bakalım arkadaşlar. Şu ortalamayı da sileyim hadi. Geçmişte yine bu defa dolar TL'yi yorumlayacağız arkadaşlar. Şimdi kapatalım sikeyim. Son duruma geleceğim çünkü orada. Bir şey daha çünkü göstereceğim orada. Bizim için önemli. Altınla bağlantılı olarak. Şimdi biraz önce hemen şöyle bakın. Şu ivmeye bakın. Açı çok dik açıyla ve artık yataya dönüp, artık tam yataya dönüp sonrasında bakın daha da düşüş oluyor. Şu sağ tarafa bakın. Kırılmadan sonra daha da güçlü düşüşler yaşanıyor. Ve bu düşüş uzun soluklu sürüyor. Hemen buradan atıyorum. Bizim geçmişteki dolar hareketine bakalım. Bakın arkadaşlar. Uzun soluklu bir hareket ve bakın. Şu bölgeyi 2017'deki
O 2017'nin başında hani 3.90'a yükseldi ya dolar. 3.94'e. 3.94'e yükselmeden önce biz de 2.80, 2.80'den dedik ya 4'e gidiyor dolar. Gerçekleşti. Ondan sonra bu tepelerden sonra 3.94'ten sonra dedik ya Haziran, Temmuz'da dolar 3.50'yi görür. Hatta altını bile görebilir. Bunu da NTV'de söylediğimiz dönemde. O zaman 4.5, 5, 6, 7'ler konuşuluyordu. Dolar 3.38'e kadar geldi. Orada da toplu görüş ne demişti? Dolar 3'e gelecek, 3'ün altını görecek kurumlarda, uzmanlarda. Herkes dedi ki dolar tamam bitti artık bundan sonra bir şey olmaz. Ne oldu? Biz o gün, o dönemde dedik ki burası alış fırsatıdır. Arkasında dolar da ne başladı arkadaşlar? Bugün görmüş olduğunuz 3.94'lere kadar, bir ay öncesi 3.94'lere kadar hareket etmişti. Yani biz, bize bazen çok kızıyorlar. İki 80'den 3.94'e giden hareketi yakalamışız ve 3.50'ye kadar olacak hareketi yakalamışız. Bunları yaparken de kimsenin yapmadığı çalışmaları, kendi geliştirdiğimiz sistemleri, yöntemlerimizi ve yol haritalarımızı yaparak doygun bölgesi, yani güvenli alış bölgesi, güvenli satış bölgesi, bunları paylaşmışız. Ve dolar o tarihten itibaren, bakın arkadaşlar, şu duruma bakın. Biraz önce altında gösterdik. Şu inmeden sonra ne olmuş? Açı gittikçe bozulmaya başlıyor. Şuradan itibaren tepeyi gördükten sonra ne başlıyor arkadaşlar? Şöyle yapalım. Uzun soluklu düşüş başlıyor. Doğru mu? Ama tepe oluşmaya başladıktan sonra. İki üzümlük de vardı ama onu katmadık. Buraya döneceğim. Burada ne olmuş? Geçmişte yine. Bakın, aslında her dönüşte mutlaka bir satış fırsatı imkanı veriyor. Ancak altında olduğunda veriyor. Bazen dönüş oluyor ama üstünde olduğu için yoluna devam ediyor. Genelde altında olduğunda fiyatlar daha çok düşüş veriyor. Hemen buradan dönüyorum. Tekrar bakın. Yine 2014 yılında bakın arkadaşlar görüyorsunuz. İyi görüyoruz burada. Tam ortalama yataya döndükten sonra uzun soluklu düşüşü herhalde herkes görüyor. Şimdi dolar TL, dolar TL aynı şekilde uzun soluklu düşüş. Bu ortalama ivme kaybedip yataya döndükten sonra çöküşler başlıyor. Yataya dönüp çöküşler başlıyor. Ve şu an neredeyiz arkadaşlar? Aynı noktadan baktığımızda. Şimdi herkes dolardan, tabii sırf bu değil tabii ki arkadaşlar. Yani biz yani günde en az 1.000 tane grafik bakıyorum. Görüyorsunuz, hatırlıyorsunuz. 13 dakikada burada sizlerle 500 tane hisse senedine baktık. Günde 2 defa zaten döndürdüğümde 1.000 defa grafiğe bakmış oluyorum. Ve en az diyorum 1.000 tane. Günde ortalama 1.500 tane grafik bakıyorum arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunu YouTube'da kanıtladık. 13 dakikada 500 tane grafiğe baktık. Ve bunların içinden seçtiklerimiz müthiş getiriler sağladı. Olumlu gördüğümüz olumlu, olumsuz gördüğümüz olumsuz. Ve biz eğitimlerimizde de bunu yapıyoruz. Eğitimimizden sonra insanlar artık grafikte nereye bakacaklarını biliyorlar. 3 dakikada hayatında grafik görmeyen insanlar dahi 3 dakikada 25 tane hızlı şekilde grafik gösteriyoruz. En az 17-19 tane doğru çıkartabiliyorlar. Eğer piyasayla biraz ilginiz varsa 3 dakikada 25 tane hızlı hızlı gösterdiğimiz grafiklerden işaretliyorsunuz. Bu grafiğe göre alırım, bu grafiğe göre satarım veya bu grafiğe göre hiçbir şey yapmam. Ortalama başarı oranı %80. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir eğitime geliyorsunuz ve eğitimin sonunda size 3 tane, 3 dakikada 25 tane grafik gösteriyorum. Ortalama %80 gibi başarı yakalıyorsunuz. Sadece 7-8 saatte bunları anlatıyorum arkadaşlar. Olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum. Ve çok şükür bugüne kadar gelen eğitimlerimize gelenlerin geri dönüşleri bu anlamda bizim için mutluluk verir. Evet, şimdi gördüğünüz gibi tepe noktalar, tepe noktalar. Şu an neredeyiz? Hemen yani bakıyoruz. Geçmişte de aynı durum var. Tepe noktayı gördükten sonra ne oluyor arkadaşlar?
Son bir tuzak olabiliyor zaman zaman. Zaman zaman ihlaller oluyor ama sonrası. Peki şu an neredeyiz? Yatay'a döndük. Önümüzdeki haftadan sonra. Çok uzun soluklu. TL'nin haftalarca değil, aylarca hatta yıllarca değer kazanacağı bir dönem göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla şimdilik söylemek istedim bunları arkadaşlar. Bu arada söyleyeceklerim var birkaç çalışmayla ilgili daha yorum yapacağım. Hayder Eşber YouTube sayfamıza girip abone olabilirsiniz. Beğenilerde bulunabilirsiniz. Bu bizim için önemli. Aynı zamanda paylaşımlarda bulunabilirsiniz yorumlarınızı. Bu bizim için oldukça önemli. Şimdi tekrar grafiğe dönüyorum. Vermek istediğim mesaj arkadaşlar bu. Bu ortalama aşağıya dönüp çok uzun soluklu, hatta bunu simülasyon isterseniz şöyle bir yapalım. Geçmişteki grafikler üzerinden yapalım. Şöyle bir iki grafik üzerinden yapalım. Bunu simülasyonunu yapmış olalım. Dönüş olduktan sonra ortalama bu dönüş olduktan sonra ortalama 7-8 ay boyunca TL'nin değerlendiği bir dönem görüyoruz. Bu grafiği şöyle alıyorum ve koyuyorum. Şuraya bakarak yapmaya çalışacağım. Önce şu ortalamanın bir tam tepede görüyorsunuz. Zaman zaman oto yükselişler oluyor. Simetrik olduğunu düşünelim. Genelde de zaman zaman şöyle yamulmalar olabiliyor. Biliyorsunuz bu ortalama ama fiyatlar nasıl gidiyor? Fiyatlar hemen şöyle alıyoruz. Ortalamadan uzaklaşıyor. Genelde böyle olur. Yaklaşık yedi ay gibi, yani Ağustos sonu 3,50'yi altını görmüş olacağımız bir süreç. Yani 3, hatta 3,50'nin altında 3,40'ları görmüş olacağımız bir süreçten bahsediyoruz. Kasım Aralık'ta da çok büyük ihtimalle 3,35. Hemen tablomuza bakalım. Tamam. Bakın burası önemli. Peki o zaman yıllık tabloya bakıyoruz. Diyoruz ki 3,87'nin altındaki hareket 3,79'dur. 3,79'un kırılması ilk etapta 3,70'i getirir. Hatta bunu şöyle bir yapalım. Yani, şöyle yanlış olmasın. Kırmızı noktamız şurası. Ve kırmızı noktamız şurası. Düzeltmiş oldu. Yanlış bir şey var demek ki. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki süreçte çok büyük ihtimalle ilk etapta 3,70'ler kırılacaktır. 3,70'lerin kırılması demek 3,59 demek. Ne zamana kadar? Mart sonu Nisan ortasına kadar. Nisan ortasında belki bir süre yatay bir hareket ama sonrasında Haziran, Temmuz, şu aralık, Eylül, Ekim, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu bölgelere geleceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla şimdilik söyleyeceklerim bu. Tabii aylık bazda 2,70'in kırılması demek, dediğimiz gibi kademe kademe 3,62-3,63, sonrasında 3,59 ve 3,59'un altındaki aylık kapanışlarda zaten gideceğimiz seviyeler. Ve bu da bize simülasyonun nasıl olacağını bir kere daha yapalım. Yani hemen şöyle bir daha bakalım.
Yıl sonuna kadar. Göreceğimiz seviyeler çok büyük ihtimalle bahsetmiş olduğumuz kadar. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sayfamıza abone olabilirsiniz. Bu arada beğenilerde bulunabilirsiniz bahsetmiş olduğumuz gibi. Bu arada bizim Reçber Eğitim Danışmanlık sayfamızdan eğitim tarihlerimiz var, görüyorsunuz. 11 Şubat'ta İstanbul, 25 Şubat'ta Ankara, 4 Mart İstanbul, 25 Mart İzmir, 8 Nisan İstanbul olmak üzere şu an eğitimlerin tarihlerimiz, netleşmiş eğitim tarihlerimiz. Evet, bir eğitimde arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum, yanlış anlaşılmasın. Eğitim veren çok arkadaşımız var. İsimlerini çok defa zikrettim, bir daha söylemeyeceğim. Mutlaka eğitim almanız şart arkadaşlar. Yani bir işlem yapıyorsunuz. Bir işlemde verdiğiniz komisyon kadar belki de bu eğitimlere para vereceksiniz arkadaşlar. Kimileri diyor ki çok ucuz eğitim veriyoruz. Evet. Herkese ulaşmak istiyorum. Biliyorsan neden eğitim veriyorsun? Hani derler ya, keyfim hikayesi mısın derler ya, kaba tabirle bunu demek istemiyorum. Keyif alıyorum ve bir kişi bile geri dönüşte bana Allah rızası, Allah razı olsun demesi de önemli. Bir kişi bile iyi şeyler yapmış olsa, ki piyasada gerçekten benim eğitimime gelip çok ciddi anlamda iyi şeyler yapan arkadaşları görüyorum, duyuyorum. Tabii bu mutluluk veriyor. Neden böyle bir şey olmasın? Yani derler ya, bilginin zekatı, evet, paylaşmak her zaman önemli. Ha, tabii ki parasıyla paylaşıyoruz. Ama bir komisyon, yani yapmış olduğunuz, belki aylık yapmış olduğunuz işlemlerin karşılığındaki komisyon kadar bile değil veya üzerinde olabilir. Veya yapmış olduğunuz bir işlemle kaybetmiş olduğunuz paranın 1/4, 1/5 ya da yarısı ya da kaybettiğiniz para kadar 500, 600, 700, 1000, 1500. Skalamız bu. Böyle gidiyoruz. Yani neden kendinize yatırım yapmıyorsunuz? Bu yatırım gerçekten ömrünüz boyunca kullanabileceğiniz bir yatırım olacaktır. Eğitimlerimize bekliyoruz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.